Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Maddenin halleri ünitesini anlatmaya devam ediyoruz. İkinci videodayız. Ne yapacağız peki? Maddenin hal değişiminin öneminden bahsedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Suyun farklı fiziksel hallerinin önemi. Birincisi, su canlı hayat açısından olmazsa olmazdır. Hakikaten de böyledir arkadaşlar. Herkes tarafından dile getirilir, bir genel kültür bilgisidir zaten. Onun içindir ki doktorlar bol bol tavsiye ederler. Derler ki gün içerisinde bol bol ne için? Su için. Neden? Çünkü vücudumuzda gerçekleşen hemen hemen bütün metabolizmik olaylar sulu ortamda gerçekleşir bundan dolayı. Kan sıvısı, sunun kan sıvısının içerisindeki partiküller, moleküller, artık ne varsa onun içerisinde. Biyolojik açıdan ben çok bilmiyorum ama onun hepsi nerede taşınıyor arkadaşlar? Sulu ortamın içerisinde taşınıyor. Vücut içerisinde, hücre içerisindeki reaksiyonlar sulu ortamda gerçekleşiyor. Vücudumuzda gerekli besinler aldıktan sonra dışarıya atım yine sulu ortamda gerçekleşmektedir arkadaşlar. Vücudun diri kalması için, sağlıklı yaşam için su inanılmaz öneme sahiptir. Yemeden içmeden belki birazcık dayanabilirsiniz ama susuz dayanma ihtimalimiz yok. İkincisi, dünyada su, sıvı su, buz ve su buharı şeklinde bulunmaktadır. Sevgili çocuklarım, dünya biliyorsunuz dünya yüzeyinin, bu da bir genel kültür bilgisidir ki dünya yüzeyinin %70, 70 ve 71 civarında su ile kaplı. Bu dünya yüzeyindeki dünyada bulunan suyun da yaklaşık %96'sı, %97'si okyanuslarda ve denizlerde bulunmaktadır. Geriye kalan %3'lük, 3,5'luk kısmı tatlı su dediğimiz, kullanılabilir su dediğimiz sudur ki bunun da büyük bir kısmı buzullarda kalıyor. Geriye kalan %1'lik kısmı içilebilir su sınıfına girmektedir sevgili çocuklar. Su buharı yoğunlaşması ile kar ve dolu oluşur. Biliyorsunuz arkadaşlar, özellikle şu mevsimlerde, yaz mevsimlerinde ne yapıyor? Bol bol bazı bölgelere bol bol yağış düşüyor arkadaşlar. Burada işte sıcaktan buharlaşıyor, buharlaştı, buhar oluştu, bulut oluştu, yoğunlaşıyor tekrar. Dünyaya ne olarak düşüyor? Yağmur olarak düşüyor, kar olarak düşüyor, dolu olarak düşüyor. Peki, yağan karlar oluşan buzulların erimesiyle sıvı su oluşur, denizlere, göllere ve akarsulara karışır. Okyanus, deniz ve göllerdeki suyun buharlaşması ile bulutlar oluşur. Atmosferdeki su buharının soğuyarak yoğunlaşır ve yeryüzüne tekrar iner. İşte bu şekildeki döngüye ne yaptı? Buharlaştı, bulut oluştu, bulut soğuk tabakaya denk geldi, tekrar sıvı faza geçti. Kar, yağmur, dolu olarak yeryüzüne tekrar düştü arkadaşlar. Bu döngüye biz ne döngüsü diyoruz? Su döngüsü diyoruz. Ve dünyadaki toplam su miktarı değişmiyor gençler. Ama işte içilebilir su kaynağı, kullanılabilir su kaynakları ne yapıyor? Değişiyor. Yağış rejimleri değişiyor. Şu anda hakikaten bütün dünya, bunu su kimyasının içerisinde de söyleyeceğiz, bahsedeceğiz. Bütün dünya afetlerle boğuşuyor. İşte ülkemizde de bazı bölgelerde görüyorsunuz arkadaşlar, taşkınlar, seller gerçekleşmektedir. Rabbim vermesin. Ama ben biliyorum ki çocukluğumda 1980'lerde, 90'larda yaşanmıyor muydu? Yine yaşanıyordu ama bu kadar sık yaşanmıyordu sevgili gençler. Mesela ben çocukluğumda hiç hortum görmedim haberlerde. Ama şimdi hortumlardan bahsediliyor. Görüyoruz arkadaşlar, haberlere çıkıyor. Büyük büyük taşkınlardan, sellerden bahsediliyor. Ve onları görmeye başladık. İşte bu da neyle alakalı? İklimin değişmesiyle, küresel ısınmayla ve iklim değişikliğiyle alakalı bir durum. Su donduğunda yoğunluğu azalan, diğer bir ifadeyle katısı sıvısında yüzen bir maddedir. Bu özelliğiyle donan göller, akarsular, denizlerde su ile hava arasında muhteşem bir yalıtım sağlar ve canlı yaşamına devamını sağlar. Evet gençler, bu suyun hakikaten inanılmaz özelliklerinden bir tanesidir. Su donduğunda yoğunluğu azalan, hacmi artan bir maddedir ki bundan dolayı da göller donduğunda nereden donuyor arkadaşlar? Yüzeyden donuyor. Akarsular donduğunda yüzeyden doluyor. Tamam, alt taraf çok sıcak değil ama üst taraf çok soğuk olabiliyor. Donduğu anda düşünün, dışarısı bazı bölgelerde eksi 30 santigrat dereceye kadar düşünebiliyor. Eksi 30 santigrat derece yüzey, buzun dış yüzeyi eksi 30 santigrat derece ama altta belki 1 derecelik, 2 derecelik bir sudan bahsediyoruz. Dolayısıyla o gölün içerisindeki canlı yaşam için inanılmaz değere sahiptir. Farz edin ki tam tersini düşünün. Bu göller, denizler, akarsular dipten donduğunu düşünün arkadaşlar. Yukarı doğru donup çıkacak ve canlı yaşam diye bir şey kalmayacaktı belki. Sıvı su çok iyi bir çözücüdür. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin ihtiyacı olan mineralleri bünyesinde taşır gençler. Su çok iyi bir çözücü olduğu için, o da yapısıyla, kırık doğru yapısıyla, dipol momentiyle alakalı birazcık, polaritesiyle alakalı birazcık.
geçtiği yerlerdeki bütün mineralleri, çoğu mineral, bütün mineral demeyeyim de, çoğu minerali çözer, yapısına alır. Bu da suyun zenginliğini ifade eder aslında. İşte çıktığı bölgenin coğrafik yapısına göre, oradaki anorganik bileşiklerin yapısına göre su içerisinde bulundurduğu iyonlar ne yapar? Değişir. İşte Bursa'da çıkan, Bursa'da Uludağ'dan çıkan suyla Toroslar'da, bizim Toroslar'da çıkan su aynı mineral değere sahip değil. Bazılarında bol kireç taşıyor, bazıları daha yumuşak oluyor arkadaşlar. Farklı farklı bölgelerden çıkan suyun içerisindeki iyonlar ve değişimleri birbirinden farklı oluyor. Barajlardan ve akarsulardan elektrik elde edilir. Bu da yine önemli şeylerden bir tanesidir arkadaşlar. Dünyada bütün savaşların nedeni biliyorsunuz enerji. Alternatif enerji kaynakları diye bir konumuz var. 12. sınıfın son ünitesi. Orada da bahsediliyor bu bölüm arkadaşlar. HES'ler yardımıyla, hidroelektrik santraller yardımıyla barajlarda potansiyel enerji neye dönüştürülüyor? Elektrik enerjisine ve sisteme veriliyor. İnsanoğlu da onu kullanılıyor. Bu açıdan da önem arz etmektedir. Su buharı ile çalışan elektrik jeneratörleri yapılabilir. Bu artık birazcık daha şey arkadaşlar, hani yapılabilir, evet yapılabilir ama artık bundan daha ziyade bir an önce söylediğimiz gibi HES ile hidroelektrik santrallerle elektrik üretilip nereye veriliyor gençler? Şebekelere verilmektedir. Evet, suyla ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Peki şimdi gelelim hal değişiminin sanayideki önemi. Gençler, hal değişimi dediğimiz şey, biraz önce ilk videomuzda bahsettik. İşte kattan sıvıya, sıvıdan gaza geçme veya tam tersi gazdan sıvıya, sıvıdan katıya geçmenin neler olduğunu ve olaylar gerçekleşirken ısı değişiminin nasıl gerçekleştiğini söylemiş. Şimdi de bu hal değişiminden yararlanarak sanayide birçok madde üretilmektedir veya daha doğrusu birçok maddenin şekli değiştirilmektedir ve daha kullanılabilir hale gelmektedir. Bunlardan bir tanesi LPG, diğeri de LNG'dir. LPG'yi ve LNG'yi günlük hayatta çok duymuşsunuzdur. Özellikle de LPG'yi belki daha fazla duymuşsunuzdur arkadaşlar. LNG'yi biz çok kullanmıyoruz ama onun gaz halini kullanıyoruz biz. Peki LPG. LPG liquid petrol gazı şeklinde geçer. Sıvılaştırılmış petrol gazı olarak bilinir. Adı üstünde petrol gazı. Yani neyden elde ediyorsun sen bunu? Petrolden elde ediyorsun. Bir hidrokarbon karışımıdır LPG. Aynı şey LNG için de geçerli. LPG dediğimiz bir hidrokarbon. Peki hidrokarbon ne hocam? Hidrokarbon dediğimiz şey sadece karbon ve hidrojenden oluşan bileşiklerin genel ismidir. LPG'nin içerisinde de bu şeyden gazlardan iki tanesi yoğun olarak bulunmaktadır ki bunlardan birisi propan gazı, diğeri de butan gazı dediğimiz C4H10 ve C3H8 formüllerine sahip bileşiklerdir. Daha çok hangisi bulunur arkadaşlar burada? Butan gazı bulunmaktadır. Bu karışım yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırılır ve depolanır. Durduk şimdi burada. Biliyorsunuz ki gazlar, hatırlarsanız gazların özelliklerinin içerisinde eğer siz gazları sıkıştırırsanız biliyorsunuz gazlar sıkıştırılabiliyor. Yüksek basınç uygular sıkıştırırsanız bir de sıcaklığı düşürürseniz gençler bu vatandaşı yani gazları sıvı hale geçirebilirsiniz. İşte bu yöntemle de normalde gaz fiziksel halde bulunan, oda koşullarında ve normal koşullarda gaz fiziksel halde bulunan C3H8 ve C4H10 gazları soğutularak yüksek basınçta sıvılaştırılır. Hatta bunu şeyde görmüşsünüzdür, çakmakların içerisindeki gazlar var ya, o gazlar işte sıvılaştırılmış gaz. Arkadaki su baba birazcık bastır, tamam mı? Bastırdığında oradan çıkan gazın buz gibi olduğunu görürsün. Hem yüksek basınç hem de düşük sıcaklıkta depolanır gençler. Peki devam. Gaz karışımının bu şekilde hal değiştirmesi, depolanmasında dikkat et, saklanmasında ve taşınmasında. Şimdi hocam biz niye bunu sıvılaştırıyoruz sorusunun cevabı aslında bu. 1. Depolamada kolaylık sağlansın diye. 2. Saklamada kolaylık sağlansın diye. 3. Taşınmada kolaylık sağlansın diye arkadaşlar. Şimdi bir tankerin içerisine gaz bastığını düşün. Bir de aynı gazın sıvılaştırılıp hacminin minimize edilip arkadaşlar oraya konulduğunu düşün. Bir tankerin içerisinde çok çok daha fazla miktarda LPG ya da LNG taşıyabiliyorsun. İşte o saklanması, depolanması ve taşınması açısından bu hal değişimi çok çok önemlidir. LPG normal koşullarda yani 0 santigrat derece 1 atm ve oda koşullarında nedir arkadaşlar? Gazdır. Ama bulunduğu ortamda yani o tankerin içerisinde veya çakmağın içerisinde çok daha soğuk olduğu için sıvı hale geçmektedir.
LPG renksiz, kokusuz ve havadan ağır yoğun bir gazdır. Yanıcıdır ve yakıt olarak kullanılmaktadır. Özellikle de yakıt olarak nerede kullanılıyor arkadaşlar? Arabalarda. Benim arabam mesela LPG'li. Daha doğrusu birçok insanın arabası LPG'li. Çünkü yakıt biliyorsunuz çok pahalı. Ama işte şu anda yani benzine ve motorine göre LPG bir miktar daha ucuz gençler. İkincisi LNG. LNG de LPG gibi aslında. LNG de sıvılaştırılmış doğal gaz. Liquid Natural Gases. Büyük çoğunluğu metan ve etandan oluşan hidrokarbon karışımıdır ki metan daha çok metandır. %90 civarında metan gazıdır arkadaşlar bu. Aslında evlerde kullandığımız doğal gazın yani o gaz formu evlerde kullandığımız onun sıvılaştırılmış hali gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. İşte evlerde kullandığımız gaz metan gazı. Metan ve etan gaz karışımı. Hocam başka yok mu? Var tabii ki. %1'lik gibi kısım farklı farklı gazlardan ibarettir arkadaşlar. Hatta bunun içerisinde ne yapılıyor? Gerçi biraz sonra söyleyelim. Sıvı doğal gazın hacmi gaz halindeki hacminin yaklaşık 1 bölü 600'üne eşit. Düşünün arkadaşlar. Yani 600 litre gazı 1 litreye dönüştürebiliyoruz. Anlatabildik mi? 600 litre gazı 1 litreye dönüştürebiliyorsun. Dolayısıyla aynı mantıktan yukarıdaki söylediğimiz gibi hem depolanması hem saklanması ve hem taşınması açısından ne sağlıyor bu bize? Kolaylık sağlıyor. Bundan dolayı gaz halinde sıvılaştırılmış doğal gazın depolanması ve taşınmasına büyük kolaylık sağlıyor. Depolama ve boşaltma sırasında dikkatli olunmalıdır. Kaçak oluşması ve kaçak gazın insan vücudu ile temas etmesi soğuk yanıklarına, soğuk ısırmasına neden olabilir. Bunu internetten açın arkadaşlar, soğuk ısırması diye bakın. Böyle bazı insanların ellerinin böyle kabardığını görürsünüz. Aynı yanık gibi aslında. Hakikaten yanık denmesinin de sebebi odur. Bu vatandaş çok soğuk olduğu için bununla uğraşanlar eldivenlerle uğraşır ve çok dikkatli olmaları gerekir. Eğer buna birazcık maruz kalırsan hemen o parmaklar artık nereye temas ederse orada orayı ne yapar arkadaşlar? Kabartır, böyle su toplar orası. Buna soğuk ısırığı diyoruz ya da soğuk yanığı diyoruz. Devam. Dur, buraya geçmeden önce şu LPG ile ilgili, LNG ile ilgili bir şey daha söyleyeyim gençler. Evlerde kullandığımız doğal gaz normalde aynı LNG'de LPG gibi şeydir arkadaşlar, renksiz ve kokusuz bir gazdır normalde. Bunu söylediğimizde öğrenciler itiraz ediyor. Diyorlar ki hocam iyi de o zaman biz girdiğimizde eğer bir gaz kaçağı varsa onu kokusunu alıyoruz. Evet öyle. İşte bunun sebebi oradaki kaçağı fark edebilmen için LPG'nin ve LNG'nin içerisine ne koyarlar gençler? Bir merkaptan dediğimiz bileşikler var. Kükürtlü bileşikler bildiğim kadarıyla onlardan koyarlar. Onlardan koyarlar ki o kaçak olduğunda sen o kokuyu al, gaz kaçağı var derler değil mi? Onun için ona göre tedbirini alırsın sen. Yani kokulandırılırlar, öyle söyleyelim gençler. Devam. Şimdi sırada ne var? Sırada itici gazlar var. İtici gaz. Ne demek itici gaz? Deodorant, sprey boya, sprey ilaçlar gibi kutulardan etken maddeyi basınç ile dışarı püskürmesini sağlayan gazlara itici gazlar. Gençler deodorant kullandıysanız bilirsiniz. Deodorantta aslında o kokuyu engelleyen vatandaş içindeki sıvı değil mi arkadaşlar? Vücudumuza sıktığımızda o şişenin içerisindeki sıvının dışarıya püskürtülmesine yardımcı olan gazlara biz işte itici gazlar diyoruz. Normalde düşünün o deodorant bittiği anda artık o sıvı çıkmamaya başladığında bastığınızda sadece gaz çıkışı vardır. Bir içinde bir miktarda itici gaz kalmıştır arkadaşlar ondan dolayı. İşte bu gazlara biz itici gazlar diyoruz. Peki hava, azot gazı, bütan gazı, izobütan gazı, dimetil eter yaygın olarak kullanılan itici gazlar. Hocam bunları bilmek zorunda mıyız? Yani bir iki tanesini, en temel bir iki tanesi aklınızda kalırsa iyi olur diye düşünüyorum. Başka bir bilgi, soğutucu akışkanlar. Bu da hal değişimiyle alakalı yine bakın. İtici gazlar da hal değişimi, soğutucu gazlar da, soğutucu akışkanlar da hal değişimi. Peki soğutucu akışkan nedir? Soğutucu akışkan aslında adı üstünde birazcık. Soğutmada kullanılan akışkanlar. Değil mi arkadaşlar? Soğutmada kullanılan akışkanlar. Peki ne özelliği var bu vatandaş? Nasıl soğutuyor? Bırak burayı bana bak. Soğutucu akışkanların en temel özelliği şu. Bulunduğu koşullarda, bu genelde oda koşulları ve normal koşullar. Yani 25 santigrat derece, 0 santigrat derecede. Üzerine basınç uygulandığında, bu gaz fazında olacak arkadaşlar ki aslında biz buna buhar diyoruz. Buharla gazın farkını da ileride öğreneceğiz arkadaşlar. Biz bunun üzerine basınç uyguladığımızda kolaylıkla yoğunlaşabilen, sonra o basıncı kaldırdığım anda bir anda buharlaşabilen
Ve buharlaşma nasıl bir olaydı hatırla bir önceki videodan? Isı alarak gerçekleşiyordu. Buharlaşırken ortamdan ısı alan ve ortamı soğutan maddelere soğutucu akışkanlar diyoruz. Tekrar bahsediyorum bakın. Bulunduğu koşullarda, oda koşullarında ve normal koşullarda üzerine basınç uygulandığında sıvılaşabilen ve o basınç kaldırıldığında bir anda buharlaşabilen, yani uçucu olması lazım, bir anda buharlaşabilen ve buharlaşırken de ortamdan ısalarak ortamı soğuduk. Hocam iyi de bir anda buharlaşabilmesi için özelliğinin ne olması lazım? Kaynama noktasının düşük olması lazım. Kaynama noktası düşük olursa bu vatandaşın tahrikler arası çekim kuvveti düşük olur. Bundan dolayı da bir anda buharlaşabilir. Buharlaşma hızı yüksektir. Mesela hemen örnek. Alkolün kaynama noktası 78, suyun kaynama noktası 100. Elimize alkol sürdüğümüzde suya göre daha hızlı buharlaşır. Doğru mu arkadaşlar? İşte onun sebebi kaynama noktasının düşük, tahrikler çekim kuvvetinin düşük olmasından kaynak. İşte bu şeylerinde, soğutucu akışkanlarda da arkadaşlar nedir? Tahrikler çekim kuvveti küçük, kaynama noktası düşük. Bir ifade var ama şimdilik bilin. Kritik sıcaklık diye bir bilgi var. Kritik sıcaklığı yüksek. Kritik sıcaklık da belirli basınçla yoğunlaşabildiği en yüksek sıcaklık. Biz kritik sıcaklık diyoruz gençler. Oda koşullarında buhar olup üzerine basınç uygulandığında sıvılaşan, üzerindeki basınç kaldırıldığında aniden buharlaşan ve buharlaşırken ısı alarak ortamı soğutan madde. Azot, feron, amonyak, tetrafluoretan, pentan gibi gazlar soğutucu akışkanlara örnektir. Soğutucu akışkanların kaynama noktaları düşük, kritik sıcaklıkları bir önce söylediğimiz gibi yüksektir. Peki nerede kullanılırlar? Derin dondurucu, buzdolabı gibi soğutucularda, klimalarda soğutma işlemi esnasında kullanılır gençler. Evet, hal değişiminden son bir başlığımız var. Havadan oksijen ve azot gazı eldesi. Şimdi önce havayı bir hatırlayalım. Hava nedir? Hava yine bizim canlı yaşamımız için olmazsa olmaz. Susuz yaşayamadığımız gibi havasız hiç yaşayamayız. Susuz belki 3-5 gün yaşıyoruz ama havasız belki 1 dakika yaşayabiliyoruz. Belki 3 dakika yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Hava muhakkak yine canlı yaşamı için, sürdürülebilirlik için arkadaşlar inanılmaz öneme sahip. Onun için de çok kıymetli, çok değerli aslında. Hava büyük bir bölümü azot gazı, oksijen gazı, oksijen gazı ve argon gazından oluşan homojen bir karışımdır. Öncelikle en temel hangi ikisi var arkadaşlar? Azot gazı ve oksijen gazı var. Değil mi? %78 oranında azot gazı, %21 oranında oksijen gazı, geriye kalan %1'lik kısım içerisinde argon var. Argon gazı ve karbondioksit gibi diğer gazlar, sadece argon da yok arkadaşlar, başka gazlar da mevcut. Su buharı mı mevcut mesela, nem mevcut değil mi arkadaşlar? İşte biz bu gaz karışımına ne diyoruz? Hava diyoruz. Azotla ilgili birkaç bilgi vermişiz. Azot kolay kolay tepkime vermez. Neden biliyor musunuz? Hani bunun Lewis yapısını beraber çizmiştik ya. Türler arası etkileşimler içerisinde azotla azot atomu arasında üçlü bağ var. Ve üçlü bağ ne demiştik biz? Güçlü bağ demiştik değil mi arkadaşlar? Bunun kırılması işte çok zor. Bir reaksiyon esnasında bunun kırılabilmesi için yüksek enerji gerekiyor. Bundan dolayı da azot gazı en kararlı gazlardan bir tanesidir. Kolay kolay tepkime vermez. Hatta işte 10. sınıfta kimyasal tepkime türlerinin içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Yanma tepkimelerin alayı egzotermikken bir tanesi endotermiktir. O da azot gazının yanmasıdır. Sebebi işte buradaki üçlü bağdan kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Dondurulmuş gıda üretiminde, amonyak ve ilaç üretiminde kullanılır. Bu vatandaş arkadaşlar işte sıvı azot denildiğimizde çok düşük sıcaklıkta sıvılaştığı için bu vatandaş bu tür soğuk ortamın bulunması gereken işletmelerde kullanılabilir gençler. Oksijen gazı O2 sanayide asetilen gazının tam yanmasının sağlanmasında kullanılır. Bir kere oksijen gazı denilince sadece burası değil. Bakın o burada bir cümle yazmışız ama sadece burası değil. Oksijen gazı denildiğinde aklımıza yanma olaylar gelsin. İnsan metabolizması ve bitkilerde için ise solunum gelsin arkadaşlar. Onu da bir nevi tam yanma değil anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla o ama orada da oksijen şart. Oksijen denildiğinde yanma aklımıza gelecek. Dolayısıyla o maddeler artık hangi madde ise o maddenin yanması sonucu oluşan ürünler aklımıza gelecek. Tıpta solunum güçlüğü çekenlerde kullanılır. İnşallah ailemizde yoktur. İnşallah biz de ileride olmayız ama bizim ailemde bir tane var. Amcam işte evde o solunum cihazı var. Elhamdülillah çok daha rahatladı. Şimdi eskisi kadar kullanmıyor ama sonuçta çok daraldığında gidiyor oksijen cihazına. Kendisini bağlıyor birazcık oksijen çekiyor.
Evet, argon gazı inert bir gaz. Ne demekti inert gençler? Hatırlayın, soğuk gazlarda bahsetmiştik. Reaksiyon vermeyen gaz anlamındaydı arkadaşlar. Havadan etkilenen maddeleri korumak için kullanılır. Ne yaptık? Şu anda havanın içeriğinden birazcık bahsettik. Bunların dışında işte dediğimiz gibi nem, karbondioksit gibi farklı gazlar da mevcut. Peki şimdi bu gazların içerisinden oksijen gazını ve azot gazını nasıl ayıracağız? Bu bir homojen karışım sonuçta. Doğru mu arkadaşlar? Ne yapılıyor? Arkadaşlar bu vatandaşlar soğutuluyor. Hava soğutuluyor. Bu gazları havadan ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrılır. Peki ayrımsal damıtma yöntemi dediğimiz yöntem neydi? Kaynama noktası farkına göre ayrıştırma işlemiydi arkadaşlar. Ayrımsal damıtma işlemi. Onu ileride karışımlar konusunun içerisinde, karışımlar ayrıştırmada bahsedeceğiz. Kaynama noktası farkına göre ayırma. Yani kaynama noktaları farklı olan sıvıları o kaynatarak ayırma. Ama bunlar zaten gaz hocam. O zaman ne yapmak lazım? Önce soğutup sıvı hale getirmek lazım ki sonra kaynatıp ayırabilmek lazım. Bundan dolayı hava soğutularak sıvılaştırılır. Bu sıcaklıkta karbondioksit ve su buharı katı hale geçer. İşte eksi 200 santigrat derece civarına soğutulur arkadaşlar. Eksi 200 santigrat dereceye gelindiğinde, o sıcaklıklara düşüldüğünde karbondioksit ve su buharı. Su buharı zaten ne yapar? Katı şeyde 0 santigrat derecede katı hale geçer ve ayrılır. Karbondioksit de katı hale geçti. O da ayrıldı. Geriye kim kaldı arkadaşlar şimdi? Büyük çoğunlukla azot gazı ve oksijen gazı kaldı. Bunlar hangi fiziksel halde? Hala sıvı. İşte sıvı haldeki azot gazı, oksijen gazı ve argon gazları ayrımsal damıtmayla. İşte bu ayrımsal değerlerini bilmiyorum ama rakamları öylesine söyleyeceğim. Mesela şu vatandaşın kaynama noktası eksi 150 santigrat derece olsun. Şununki eksi 120 santigrat derece olsun. Şunu da eksi 180 santigrat derece olsun. Tamam mı? Rakamlar öylesine söylüyor. Peki şimdi biz böyle bir karışımı eksi 200'den ısıtmaya başladığımız anda eksi 180'e geldiğinde kim kaynayacaktır? Azot ve ortamdan ayrılacak. Sonra kim kaynayacaktır? Argon ortamdan ayrılacak. En son kalan sıvı da kimdir zaten arkadaşlar? Oksijen gazıdır dersiniz. İşte kaynama noktası bu karışımda ayrımsal damıtma düzeneğinde ilk ayrılan sıvı kaynama noktası en düşük olan sıvıdır. En son kalan da kaynama noktası en yüksek olan sıvıdır. Havadan oksijen ve azot gazı eldesi de bu şekilde yapılır diyoruz ve mantığı anlama testlerimize geçiyoruz. Hadi bismillah. Yukarıda verilen dönüşümler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bakalım, katıdan sıvıya geçiş birinci dönüşümde maddenin düzensizliği artar. Neydi düzensizlik? Hareket serbestliğiydi değil mi? Hareket serbestliği arttıkça düzensizlik artar. Katıdan sıvıya geçince hareket serbestliği artar. İkinci ve üçüncü dönüşümdeki enerji değişimi mutlak değer olarak aynıdır. Evet. 2'de sıvıdan gaza, 3'te gazdan sıvıya. Eğer madde miktarı aynıysa ki burada aynı alınmaktadır arkadaşlar. Bu dönüşüm esnasında atıyorum 100 kilojül veriyorsan buharlaşması için buhar da sıvı hale geçirken dışarıya 100 kilojül enerji verir. 4 nedenli değişim donmadır. Evet, sıvıdan katıya. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Devam. Yukarıdaki bilgilerden hangileri gazlar için doğrudur diye sormuş. Peki, belirli bir şekli vardır, hacmi yoktur. Belirli bir şekli de yoktur, hacmi de yoktur. Gazlar bulundukları kabın şeklini alır, hacmini doldururlar. Bulundukları kabı homojen dağılırlar. Evet, hatırlayın arkadaşlar, odanızda bulunan oksijen gazı her yerde aynı miktar olduğunu söylemiştik. Tanecikler arası şeklinin kuvvet, tanecikler arası etkileşim en azdır. Tabii ki kime göre arkadaşlar? Katı ve sıvı fiziksel hale göre. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 denizde oldu. Yukarıdaki özelliklerden hangileri gazlar ve sıvılar için ortaktır? Dönme ve öteleme hareketi yaparlar. Bu ifade doğru arkadaşlar. Katılar titreşim hareketi yapıyordu. Sıvılar ve gazlar ise hepsini yapıyor. Akışkandırlar. Evet, akışkandırlar. Ama sıkıştırılabilirler. Hayır. Bu kime ait? Gazlara ait. Sıvılar ve katılar sıkıştırılamıyor arkadaşlar. Ama hem sıvılar hem de gazlar akışkan özelliğe sahip. Doğru cevabımız 1 ve 2 yani Bursa'dır. Devam. Saf bir maddenin hal değişimi sırasında hangileri, verilen bilgilerden hangileri kesin doğrudur? Kimyasal bileşimi değişmez. Gençler, hal değişimi dediğimiz şey fiziksel bir olay, fiziksel bir değişim. Maddenin elektron yapısı, molekül yapısında bir değişme olmaz. Kinetik enerjisi değişmez. Hal değişimi sırasında diyor ya, ve saf madde diyor ya, saf madde hal değiştirirken sıcaklığı hatırlayın sabitti. İster erirken, ister kaynarken, yoğunlaşırken ya da donarken fark etmez. Sıcaklığı sabitti arkadaşlar. Bundan dolayı da kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlı olduğu için arkadaşlar kinetik enerjisi değişmez. Bu konunun sonuna doğru burayı birazcık daha detaylandıracağız. Potansiyel enerjisi artar. Buna bir şey diyemezsin. Çünkü soğutuyor musun, ısıtıyor musun
Yani yoğunlaştırıyor musun, donduruyor musun, eritiyor musun, kaynatıyor musun belli değil. Onun için bu kesin değil. Doğru cevabımız 1 ve 2. Mesela şey deseydi, potansiyel enerjisi değişir, o doğru. Azalır ya da artar derdik. Ne oldu cevap? 1 ve 2 Ceyhan oldu. Verilen dönüşümde XYZ maddenin katı, sıvı veya gaz hallerini temsil etmektedir buna göre. Hangileri kesin? Yine bir kesinlik sorusu. Birinci ve beşinci olay endotermikse. Birinci olaya bakıyorum. Endo. Beşinci olay endo. Endo olanlar neler? Erime. Buharlaşma. Süblimleşme. Süblimleşme olabilir mi? Olabilir. Ha, dur. Birinci ve beşinci olay endotermikse. Buraya süblimleşme dersen burası endotermik olmaz değil mi? Katıdan gaza olmaz. Ha, o zaman peki birinci olay şurası. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Katı. Burası ne oldu? Sıvı. Burası gaz olacak. Doğru mu? Burası erime olacak. Birinci olay erime olacak. İkinci olay, pardon, beşinci olay ise ne olacak arkadaşlar? Buharlaşma olacak. Buharlaşma. Peki şöyle olabilir miydi? Olamaz. Buraya buharlaşma desek buraya süblimleşme diyemezsin. Çünkü sıvıdan gaza geçiş süblimleşme değil. Pardon, buraya erim buharlaşma dersek sıvıdan gaz olur. Gazdan katıya geçiş olur, olmaz. Tamam. Durum böyle. Peki üçüncü olay da endotermiktir. Üçüncü olaya bakıyorum. Gazdan nereye? Katıya. Gazdan katıya geçiş endotermik midir sizce? Değildir. Egzotermiktir. Bu ifade yanlış. Z tanecikler arası etkileşim en az ise. Tanecikler arası etkileşim. Artık şu ihtimalleri siliyoruz. Tanecikler arası etkileşimin en az olduğu kim var arkadaşlar? Gaz var. Özür. Gaz. Tanecikler arası etkileşim en az ise orası gaz. Birinci olay donmadır. Burası gaz. Da. Bunlardan hangisi katı? Belli mi? Değil. Geçtik. En büyük enerji değişimi 3 ve 4'te ise, en büyük enerji değişimi 3 ve 4'te ise o zaman burası katı, burası gaz olur gençler. Ya da burası katı, burası gaz olur. X maddesi sıvıdır. Evet, bak burası katı gaz olursa burası mecburen ne oluyor arkadaşlar? Sıvı oluyor. Kesin doğru olan yalnız 3 oluyor, yani Ceyhan oluyor. Soru 6. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi su döngüsünün bir parçasıdır diye sormuş. Kışın yağan karların evet, evet erimesi. Bitkilerin terlemeyle atmosfere su buharı ve vermesi. Evet arkadaşlar. Bu suyla ilgili her türlü değişim aslında su döngüsünün bir bileşenidir sevgili çocuklar. Göllerde ve denizlerde buharlaşma gerçekleşmesi. Evet. Atmosferdeki su buharının soğuk bir tabakada bulut oluşturması. Evet. Bulutlardan yeryüzüne yağmur, kar ve dolu yağması. Evet. Doğru cevap nedir arkadaşlar bunlardan? Hepsidir deriz. Ve devam ederiz. İkinci mantığı anlama testimiz. Yukarıdaki bilgilerden hangileri LNG ve LPG için ortaktır? Büyük oranda hidrokarbon gaz karışımıdır. Evet, hem LNG hem de LPG, hatırlayın, CH4 metan gazıyla CH4 ile C2H6'nın karışımıydı. Bu da C3H8'de C4H10'un karışımıydı arkadaşlar. Dolayısıyla hidrokarbon gaz karışımıdır. Miktarı en fazla olan bileşeni metandır. Şimdi LNG için bu doğru ama LPG için yanlış. Gazların yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırılmasından oluşur. Bu ifade doğrudur. Cevabımız C'dir. Soru 2. LPG büyük oranla C4H10 ve C3H8 propan gazından oluşan bir karışım, bir gaz karışımının yüksek basınç ile sıvılaştırılmasından oluşur. Yukarıda verilen bilgiye göre yargılardan hangileri doğrudur? LPG saf maddedir. Külliyen yalan. Adam adı üstünde karışım diyor. Karışımlar birer saf madde değildir. Saf maddeler kimlerdi? Elementler ve bileşiklerdi. LPG büyük oranda bütan ve propandan oluşur. İşte bu ifade doğru arkadaşlar. LPG yakıldığında enerji açığa çıkaran bir hidrokarbon karışımıdır. Evet, yakıt olarak kullanılmaktaydı biliyorsunuz sevgili gençler. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3, yani Edirne'dir. Soru 3. X maddesi kaynama noktası eksi 102 santigrat derece, kritik sıcaklığı 254 santigrat derece olan, oda koşullarında buhar halinde bulunan, uçuculuğu oldukça yüksek olan bir maddedir. Aslında gençler bize neyi tarif ediyor burada? Soğutucu akışkanı tarif ediyor değil mi arkadaşlar? Biraz önce de bahsettiğimiz gibi kaynama noktası düşük olacak. Oldukça hızlı buharlaşabilecek. Buharlaşırken ortamdan ısı alacak. Tanecikler arası çekim kuvveti küçük olacak. Basınç uygulandığında yoğunlaşabilecek gibi özellikleri mevcut. X soğutucu akışkanı olarak kullanılabilir. Evet. X'i oluşturan tanecikler arası çekim kuvveti oldukça yüksektir. Külliyen yalan. Arkadaşlar düş. Olacak ki çabuk buharlaşsın. Tanecikler sıkı tutuyorsa nasıl buharlaşsın değil mi arkadaşlar? X sıvısı oda koşullarında hızlıca buharlaşarak ortamdan ısı alır. Bu da doğru. Cevabımız Denizli, yani 1 ve 3'tür gençler. Devam.
Sırada ne var? Sırada deodorantlardaki itici gazlarla ilgili bir sorumuz var. Deodorantlarda kullanılan itici gazlar ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şişe içerisinde yüksek basınç oluşturur. Evet. Bu basınç da zaten ne yapar arkadaşlar? O sıvıyı dışarıya atar yani. Deodoranttaki etken maddeyi dışarı püskürtür. İşte bir önce bahsettiğimiz bu basınçla o deodorantların içerisinde kokuyu engelleyen vatandaşı ne yapar? Dışarıya sıvıyı, daha doğrusu dışarıya atar. Hoş kokuludurlar. Hayır, hoş kokulu değillerler. O hoş kokulu alan parfümün kendisidir. Yani oradaki sıvıdır. Tamam. Gaz hoş kokulu değildir gençler. Evet, 5. Yukarıda yani cevap ne oldu? 1 ve 2 oldu. Bursa oldu. Hava ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Hava canlıların solunumu için gerekli olan bir gaz karışımıdır. Evet. Kesinlikle en temel şeylerden, maddelerden bir tanesidir. Bir karışımdır yani. Havadan azot gazı eldesi ayrımsal damıtma yoluyla elde edilir. Buna da evet arkadaşlar, bir an önce bahsettik. N2 gazı gıda üretiminde koruyucu madde olarak kullanılır. Yine söylemiştik, hatırlayın. Düşük sıcaklıkta bu vatandaşların sıvı hali çok düşük sıcaklıkta olduğu için işte o bazı maddelerin korunmasında kullanılabilir. Doğru cevabımız Edirne'dir. Geçtik son sorumuza. Altıncı sorumuz, suyun hal değişimleri ve su döngüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Canlıların içme suyu ihtiyacı su döngüsü ile sağlanır. Evet. Olmazsa olmazdır gençler. Hakikaten bu suyla ilgili işte iklim değişikliğini, gerçi onu ileride yeri geldiğinde bahsedelim. Su katısı sıvısında yüzen bir maddedir. Evet, bundan dolayı yüzeyden donar ve buz yalıtımı sağlar. Havadaki su buharının yoğunlaşması ile nem değil yağışlar oluşur arkadaşlar. Cevap Denizli'dir. Su döngüsü ile bitkilerin ihtiyacı olan mineraller suda çözünür. Evet bak, bitkiler ihtiyaçlarını neyle alır? Suyla alır değil mi? O suyun içerisindeki mineraller su şeyle toprak vasıtasıyla, yani toprağa düşen su oradaki maddeleri çözer, iyonlarını alır bünyesine, sonra da onları bitkilere taşır arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız Denizli'dir diyoruz. Ve videomuzu burada bitiriyoruz. Bir sonraki video katılarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.